infolarını aralamayan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün günlerden 14 Kasım. Hadi gelin hep birlikte bugün neler olmuş göz atalım. Takvimler 1918'i gösterdiğinde Çekoslovakya'da cumhuriyet ilan edildi. 1922'de Britanya Yayın Kuruluşu Birleşik Krallık'ta radyo yayınlarına başladı. 1969 yılında NASA, ay yüzeyindeki ikinci insanlı görev için Apollo 12 uzay aracını fırlattı. 1971'de ise Mariner 9 Mars gezegenine ulaştı ve başka bir gezegenin yörüngesinde dönen ilk uzay aracı olma unvanını kazandı. 1975 tarihinde İspanya Batı Sahra'daki egemenlik hakkından vazgeçti. Şimdi gelin ülkemizde neler olmuş göz atalım. 1914 yılında Türk sinema tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen ve Fuat Uzkınay'ın yönetmenliğini yaptığı Ayas Stefanos'taki Rus abidesinin yıkılışı çekildi. Milletimiz Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde her türlü fedakarlığı yaparak maddi ve manevi tüm varlığıyla topyekün mücadele vererek Marmara'nın incisi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi düşman işgalinden kurtarıldı. Son olarak 1993 yılına geldiğimizde Naim Süleymanoğlu Dünya Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak harika bir başarıya imza atmış oldu. Sırada bugün doğanlar var. 1765 yılında ilk buharlı savaş gemisini yapan İngiliz mühendis ve mucit Robert Fulton, 1944'te İngiliz yazar, yorumcu ve dinler tarihçisi Karen Armstrong, 1959'da kendisini Doctor Who, Alien 3, 3 Silahşörler ve birçok filmden tanıdığımız İngiliz oyuncu Paul McGann, 1962 tarihinde Transformers'ın William Lennox'u Yos the Hamill, 1919'da şair ve deneme yazarımız Salah Birsel, 1941 yılında Bizimkiler dizisinin Kızıl Türkan'ı Güler Ökten, son olarak ise Paramparça, Kırgın Çiçekler ve Menajerimi Ara dizilerinde rol alan oyuncumuz Burak Tozkoparan dünyaya geldi. Ve şimdi bugün aramızdan ayrılanlar var. 1831 yılında Alman filozof Wilhelm Hegel, 1991'de İngiliz sinema yönetmeni ve Oscar ödülü sahibi Tony Richardson, 1928 tarihinde ülkemizin değerli sanatçılarından klasik müzik bestecisi Şekerci Cemil Bey, 1950'de Garip Akımı'nın kurucularından kıymetli şairimiz Orhan Veli Kanık, 2017 yılında Tekvando Sporu'nun Türkiye kurucusu İsmet Iraz, son olarak ise ses sanatçısı, yazar, çevirmen, tiyatro ve sinema oyuncusu Esin Afşar maalesef dünyaya gözlerini yumdu. Şimdi gelin özel günlere göz atalım. Dünya Diyabet Günü, şeker hastalığına odaklanan küresel farkındalık kampanyasıdır ve her yıl 14 Kasım'da düzenlenmektedir. Tarihin tozlu sayfalarını birlikte bugün de araladık. Haftaya başka bir günde tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.